Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir yazmam ile sizlerleyim. Bu güzel yazmanın üzerine sıralı bir model hazırlayacağım. Bu modeli Naşide'nin İğne Oyaları sayfasında görmüştüm. Çok beğendim. Sizlere de bugün bu modelin anlatımını yapmak istiyorum. İnanıyorum ki bu modeli benden bekleyenleriniz de vardır. Model için de kendisine çok teşekkür ederiz. Çok hoş bir model olmuş. İplerimi de hemen aktarayım. Pembe rengim çizmeli 342, hardal sarısı leylak 783, yeşilim leylak 729, zemin rengim çizmeli 504 numara. Diğer iki rengimin numarası olmadığı için bir ikisini veremiyorum. Modelin altını zemin rengiyle oluşturup diğerleriyle de modeli renklendireceğim. Evet, zürafalarımı hazırlamıştım. Zürafalarım burada. Orta ayarda. Kenardan biraz uzaklaşıyorum. Hemen bu zürafandan geriye dönüyorum. Burada bir tane biraz uzun olacak pırpır yapıyorum. Burada 4 tane zürafa yapıyorum. Benim zürafalarımda 4 tane yeterli olacak. Sizlerin zürafası biraz daha büyük olabilir. O zaman 3'ten geriye dönebilirsiniz. Üç, dördüncüden hemen buradan geriye dönüyorum. Bir önceki pırpıra gelerek birbirine sabitleyeceğim. Ama burada şuna dikkat ediyorum. Normalde sabitlerken her iki tarafın aynı boyda olmasına özen gösteririz. Burada tepeye iki tane küçük sinek kanadı yapacağım için buna da yer ayırıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Bu taraf biraz uzun olacak. Şuradaki pırpırımdan biraz daha uzun bırakıyorum. Evet, bunu yeterli gördüm. Şimdi o uzun bıraktığım o farkın kısmına, o kısmı ise bu iki tane küçük kanadımı yapıyorum. Yani kanatları yaptıktan sonra her iki taraf aynı ölçülerde olacak. Küçük bir tane pırpır yaptım. Küçük olacak şekilde iki tane kanat yapıyoruz. Kanadımı yaptım ve hemen zürafaya geriye dönüyorum. Tepeye kanatlarımızı topladık. Şimdi pırpırımın diğerini yapıyorum. Bakıyorum şöyle, her ikisi de aynı boylarda olmalı. Hafif buradan kısaltmam gerekiyor. Pırpırımı yaptım. Yine devam ediyorum. Şurada olduğu gibi yine 4 tane zürafa yapıp 4.'den geriye döneceğim. İki. Üç.
4. Dördüncüden geriye dönüyorum. Bir önceki pırpırımı alıyorum. Birbirine sabitleyeceğim. Buradaki ipim bir miktar daha uzun olacak. Ve o fazlalık olan kısmın üzerine iki tane kanat yapıyoruz. Kanatlarımızın boyu kısa olacak. Bunun için öncelikle kısa pırpırla başlayacağız. Kanatlarımı yaptım. Tekrar zürafama iniyorum. İnerken de buranın pırpırını bakın tamamlamış oluyoruz. Hemen diğer ikinci pırpırı yapalım. Bu şekilde alt kısım hep böyle birbirine bağlantılı şekilde devam edecek. Pırpırımın boyunu öncelikle ayarlayıp sonrasında sıkı bir düğüm atıyorum. 4 tane zürafamı yapıyorum şimdi. Dört tane zürafa yapıp 4'ten geri dönelim. Pırpırıma geldim. Buradaki ipimi biraz uzun bıraktım. Evet, bu şekilde alt kısmı hemen tamamlayayım, sonra diğer aşamalarına geçelim. Alt bölümü bu şekilde tamamlamış oldum hanımlar. Şimdi diğer bir aşamayla devam edeceğiz. Burada yeşil ringimi aldım. Hemen ilk sinek kanadından ekleyerek bu kısma küçük bir yaprak hazırlayacağız. Burada iki tane küçük pırpır yapıyorum. Hemen ilk pırpıra geri dönüyorum. Pırpırın içerisinden tekrar geçerek bir tane arttırıyorum. Buradan diğer pırpıra geçerken bir zürafa yapacağım ama biraz boyunu pırpırın boyutuna göre ayarlayacağım.
Yani iki sıra sayımızı sabit bırakmış olduk. Hemen buradan geriye dönerek eksiltme yapıyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Zürafanın tepesine düğüm attım ve buraya bir tane küçük pırpır bırakıyorum bir de. Şimdi buradan kenarlardan her gözüne batarak böyle kaba durmayacak şekilde inişler yaparak yaprağımızı tamamlayacağız. Bir alta indim yine. Son olarak yine sinek kanadına batarak sonlandırıyorum. Hemen ipimi kesiyorum buradan. Yine sonrasında şöyle kanadın tepesine doğru da çektirelim. Bu şimdi bizim yaprağımız oldu. Sonrasında yine direkt çiçeğe devam edelim en iyisi. Ara sayımı sonra yine söyleyeceğim. Yaprağımızı yaptık. Diğer kanadımızı ise çiçeğimizi hazırlıyoruz. Hemen pembe rengimi ekleyerek buraya 3 tane pırpır yapacağım. Yine pırpırlarım kısa olacak ama şu kadar kısa değil, bir miktar daha uzun yapacağım burada. Yeşil pırpırlarıma göre küçük bir miktar daha uzun yaptım. 3 tane yapıyorum. Üç tane pırpırımı yaptım. Geriye dönerken biraz daha bunları toplu tutarak geriye dönüyorum. Burada bir sıra arttırma yapıyorum. Hemen ilk pırpıra battım tekrar. Çok küçük bir arttırma yaptım. Diğer pırpırlara geçerken de zürafalarımı yapıyorum. Yine sonuncu pırpıra geçiyorum buradan. Katılarını ayırmadan geçmeye çalışıyorum. Oldukça küçük yapıyorum. Şimdi tekrar aynı yerden bir artırma yapıyorum. 3 ile başladım. Sayım şimdi 4'e çıktı. Buradan ipimi tekrar başa alıp eksiltme yapacağım. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Üçe eksilttim. Tekrar dönüyorum. Yine eksiltiyoruz. Ama bu kısımda yani tam orta kısımda bir arttırma yapacağız. Eksiltmiyoruz aslında burada. Orta kısımda bir tane arttırma yapıyoruz.
küçük bir pırpır bırakıyorum. Oldukça küçük aslında bura. Yine en sondakine batıyorum. Şimdi 3 ile başladım. 4'e çıkardım. Tekrar 3'e düşürdüm. Ve burada sayımı 3'te sabit bıraktım. Şimdi burada sondaki o küçük zürafanın üzerine geri geliyorum. Geriye çıktım. Buradan da birinci zürafaya geri dönüyorum. Hiç kameraya da bakmıyorum ama inşallah görünüyordur videoda. İlk zürafama geriye dönüyorum. Burada şöyle küçük bir gözenek bırakacağım. Büyük değil. Yani zürafadan bir miktar geniş diyebilirim. Hemen buradan yuvanın içerisine bir sık iğne atıyorum. Ve buraya 3 tane sinek kanadı yapıyorum. Üçüncüyü de sıkıca sabitledim. Hemen kestim ipimi. Şimdi son olarak buraya küçük bir tomurcuk yapacağız. Şimdi bu kısımda bu krem rengimi alıp ortada bıraktığımız bir tane pırpırımız vardı. Arttırma olarak yapmıştık. Hemen o pırpırımdan geçtim. Şöyle uç kısmını da alt aldım. Burada çift dolayarak ipimi sabitleyeceğim ve bir tane sık iğne atacağım. İpimi sabitledim. Bir tane sık iğne atıp burayı tamamlamış oldum. Kuvvetlice sıkı bir düğüm attım. Evet. Bu şekilde tomurcuğu da yapmış olduk. İğnemle hafif şöyle ortaya alayım. Evet. Bu şekilde çiçeğimiz ve yaprağımızı böyle modelin üzerine hazırladım. Şimdi arasını nasıl ayarlayacağım? Modelde 2 tane bırakılmıştı. 1, 2. Üçüncüden tekrar başlıyoruz. Yine ilk kanattan ilk sinek kanadına yine tekrardan yeşil ipimi sabitleyip yaprağıma buradan devam edeceğim. Şimdi diğer kalan modelleri diğer renklerimle tamamlayayım. Ufak bir ütüden sonra modelin son haliyle ve fiyat bilgisiyle sizlerle olayım. Evet hanımlar, modeli tamamladım ve son haliyle sizlerleyim. Muhteşem bir sonuç oldu. Gerçekten bayıldım.
Çok çok severek çalıştığım ve sonuç beni inanılmaz mutlu etti. Her bir bölümü benim için keyifliydi. Model hem çıtı pıtı, hem çok şeker hem de oldukça zarif görünüyor. İnşallah sizler de en az benim kadar beğenmişsinizdir. Hemen yakından tutuyorum. Ekran görüntünüzü alabilirsiniz. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Hemen yazma ile de uyumunu göstermek istiyorum. Şöyle yaprak desenli oldukça zarif bir yazma ve modelde de bir bütün oldular bence. Özellikle yazmada şu çiçekli bölüm, bayıldım şu görüntüye. Çok güzel görünüyor. Renkler çok güzel. Şimdi son olarak her zamanki gibi fiyat kısmıyla bitirelim. Bu modeli bu arı ile yapıyor olsaydım yazmanın haricinde 750 TL'lerden başlamak isterdim hanımlar. Bu tamamen benim kendi görüşüm. Bugünlük de bu güzel model ile videomu sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.